Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Estaizu billah. Rabbi şirah li sadri ve yessir li emri. Vahluluktaten min lisani yefkahu kavli. Allahümme enfa'ni bima allemteni ve allimni ma yenfe'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin ve euzu billahi min halin ehlinnar. Amin. Allahümme amin. Selamünaleyküm cümleten. Öncelikle başka bir konuyu ders yapalım diye düşünmüştük ama deprem münasebetiyle 14. sözün zeylini okuyalım diye kalbimize geldi. İnşallah Cenab-ı Hak lütfu keremiyle bu hakikatleri bize açarsa biz de onlardan istifade etmeye çalışırız. Tevfik, hidayet, nur Allah'tan, biz de inayetini ondan diliyoruz. Elbette yaşadığımız ağır bir musibet. Zaten vefat edenler şehit hükmünde, onlar imtihanlarını tamamladılar. Cenab-ı Hak onları inşallah bir dakikada, öldükleri vakitte mertebeyi velayete çıkarıp aldı. Onların imtihanı bitti. Cenab-ı Hak onları hakkımızda şefaatçi eylesin. Ama kalanların imtihanı devam ediyor. İnşallah hala sağ olanları Cenab-ı Hak çabucak oradan kurtulmayı, çıkmayı, hayata kavuşmayı nasip eylesin. Orada cihad eden, o bir cihad sayılır çünkü, gayret eden, çabalayan insanlara Cenab-ı Hak yardımcı olsun. Her bir saniyelerine 100 şehit sevabı versin. Devletin, milletin imtihanı devam ediyor. İmtihanda olan şu an biziz. Yani şehit olanlar gitti, kurtuldu zaten. Asıl imtihan bizim için devam ediyor. Bizim üzerimizden de alem-i İslam için devam ediyor. Çünkü alem-i İslam da bizimle imtihan olunuyor. Bakalım Türkiye'deki kardeşlerimize, Suriye'deki kardeşlerimize hakkıyla yardım edebiliyor muyuz, ediyor muyuz? Onların da imtihanı o. Cenab-ı Hak o imtihandan onlara da yüz akıyla çıkabilmeyi nasip eylesin. Şöyle bir yerden başlayayım mevzuya. Metne hazırlık olsun. Biz Müslümanlar kelime-i şehadeti elhamdülillah buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh dediğimiz andan, günden itibaren bir eşik atladık. Cenab-ı Hak bize bir eşik atlattı elhamdülillah. Nedir o eşik? Biz artık varlığa, eşyaya faili yokmuş gibi muamele edemeyiz. Kendi kendine oluyor, tesadüfen oluyor. Hiç bize bir şey yoktur, anlamı yoktur gibi gibi yaklaşamayız artık. O eşiği geçtik biz elhamdülillah. Cenab-ı Hak geri döndürmesin. Bir de ne? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a iman etmekle artık bize bir mesaj olduğunu da kabul etmiş olduk. Yani Allah var ve Allah'ın bize mesajı da var. Artık bu kainat bizim için kitap oldu. Biz buradan geri dönemeyiz yani. Kitap değildir diyemeyiz. Ancak şöyle bir durum var. Hani Hacı Bektaşi Veli Hazretlerinden nakledilir. Kuddise sırruh. Diyor ki, inşallah hafızamda doğru kalmıştır. Şeriatta diyor, senin senindir, benim benimdir. Tasavvufta benim senindir, senin benimdir. Ama diyor hakikatte ne senin senindir, ne benim benimdir. Aslında o güzel, hikmetli sözcüğünde işaret ettiği şu. İslam 3 fıkıhtan oluşur arkadaşlar. İslam 3 fıkıhtan oluşur. 3 ayrı fıkıh dairesinden oluşur. 1. Fıkh-ı Ekber. Aynı zamanda İmam-ı Azam Hazretlerinin de eseridir biliyorsunuz Fıkh-ı Ekber. Akaittir yani Fıkh-ı Ekber. İman hakikatleri, onların işte detayları Fıkh-ı Ekber'e girer. Fıkh-ı Ekber'le genelde ilmi kelam alimleri meşgul olur. 2. Fıkh-ı Zahir. Fıkh-ı zahir nedir? Fıkh-ı zahir de işte amellerimiz nasıl işleyeceğiz, Cenab-ı Hak onlardan nasıl razı oluyor, neler günahtır, neler sevaptır. Bunlarla meşhur olan ilim dalıdır. Bir de 3, fıkh-ı batın. Fıkh-ı batın ne? O da tasavvufun dairesine giriyor, evet. Cenab-ı Hak varlığa nasıl yaklaşırsak, içimizde düzeni nasıl kurarsak bizden razı olur. Yani nasıl amellerimizde bir düzen var, namazın şartları var değil mi? Namazın şartlarını yerine getirmeden namaz namaz olmuyor, kıbleye dönmemiz lazım. İşte tekbirini almamız lazım. Onun gibi de içimizde de yalnız Allah için olduğunu düşünmemiz lazım mesela. O da fıkh-ı batının usulüdür mesela. İhlas. İhlas olmadan namaz yine namaz olmuyor yani.
İslam üç fıkıhtan oluşur ve bu üç fıkıh bazı yerlerde birbirinden karışır, bazı yerlerde ayrılır. Fakat üçünün de varlığını kabul etmemiz lazım. Bunun peki depremle ne ilgisi var? Şimdi birazdan okuyacağımız metinde Bediüzzaman Hazretleri hem fıkı zahire, hem fıkı batına, hem fıkı ekbere dair bir şeyler söyleyecek. Mesela bugün depremi konuşuyoruz. İşte müteahhit şöyle yaptı, işte mimar şöyle yaptı, toprak şöyleydi falan. Evet, bu fıkı zahirin konusu. Hakikaten hataları varsa yapmamaları lazımdı. Yani şeriatta da bu böyledir. Ama fıkı ekbere geldiğimiz zaman Cenab-ı Hak bize bir azap vermeye niyet ettiğinde buna hangi beton engel olur, hangi demir engel olur, hangi derinlikte kastan kurtulursun? Hiçbir şey buna engel olamaz. Bak, o fıkh-ı ekberin dairesi, daire-i itikat. Diğeri daire-i muamele. Evet, bizde mesela hatası varsa şer'an da onların cezalandırılması lazım. Fakat işte diyoruz ya, o daireleri doğru kurmak lazım. Ve yine fıkh-ı batına geldiğimiz zaman da bu depremden benim sorumluluğum ne? Benim hangi hatam, Hulusi abinin hani hatırası dönüyor YouTube'da, belki siz de rastlamışsınızdır Facebook'ta falan. Ya ben ne hata yaptım da Cenab-ı Hak bunu verdi? Fıkıh batında da bunu sormamız lazım. Yani üç dairede de bizim ayrı ayrı sorumluluklarımız var. İşimizi güzel yapmamız lazım, fıkıh zahir. Günahlarımıza dikkat etmemiz lazım. İşte fıkıh batın, bir de itikatta dikkatli olmamız lazım. O fiiller, çünkü Allah'ın fiilleri her şekilde. Onu vermemiz lazım. İşte bu da fıkı ekber. Bu üç daireyi aklımızda tutmamız lazım ki hakikat bizde tecelli etsin, teşekkül etsin. 14. sözün zeyli. Burada depreme dair bazı sualler var. O zamanlar İzmir'de bir deprem yaşanmış. Bediüzzaman Hazretleri o hadise üzerine gelen bazı sorulara cevaplar veriyor ve hikmetli şeyler söylüyor. Bismillahirrahmanirrahim. İza zulziletil arzu zilzaleha ve ahracatil arzu esqaleha ve qala'l insana ma laha yevme izin tuhaddisu ahbaraha bi enne rabbeke evhalaha ila ahir. Zilzal suresinin 1 ve 5. ayetleri bunlar. Zilzal suresinin 1 ve 5. ayetleri kısa bir meali şu şekilde: ne zaman ki yer müthiş bir sarsıntıyla sarsılır ve yeryüzü bütün ağırlıklarını dışarı çıkarır ve insan ne oluyor buna der. O gün yeryüzü üzerinde herkesin ne iş yaptığını haber verir. Çünkü Rabbin ona konuşmasını emretmiştir. Bakınız, Zilzal suresiyle daha meal düzeyinde muhatap olduğumuzda bile, ki meal düzeyi biliyorsunuz Kur'an'la çok anlam dünyası açısından çok düşük bir düzeyde muhatap olmaktadır. Asıl muhataplık tefsir düzeyi, yani daha yüksek bir düzeydir. Meal bize şöyle böyle o ayette ne söyleniyor onu verir özetle. Burada bile bu şekilde baktığımızda bile Cenab-ı Hak bize ne dersler veriyor? Bir, deprem bize mesaj içeriyor. Nerede söylüyor bunu? O gün yeryüzü üzerinde herkesin ne iş yaptığını haber verir. Yani deprem, ya fay kırıldı, şu oldu, bu oldu, tamam bunlar oldu ama mesajsız bir şey değil. Ayet bunu söylüyor. Deprem bize, biz arz üzerinde ne iş yaptık onu haber veriyor. Malzemesinden mi çaldık binanın? İşte haber verdi. Demirini eksik mi yaptık? Haber verdi. Orada burada işte yanlış işler mi oldu? Haber verdi. Bir de ne haber veriyor? Bizim şer'i anlamda sorumluluklarımızda eksik yaptığımız şeyler var mı? Onu da haber veriyor bize. Siz böyle yapmasaydınız bu iş böyle olmazdı gibisinden. Çünkü Rabbin ona konuşmasını emretmiştir. Bakınız, öyle kendiliğinden sıradan bir hadise değil. Cenab-ı Hak ona konuşmasını emretmiş. Üzerindeki insanlar ne iş yapıyor onlara haber ver diye Cenab-ı Hak emretmiş. Zilzal suresi daha bu düzeyde muhatap olduğumuzda bile bize şunu gösteriyor. Bu tabiattır, kendi kendine olmuştur, işte ne bileyim şöyledir böyledir denilecek bir hadise değil. Bir mesajı var ve ona verilmiş emir var. Zilzal suresiyle muhatabiyetimiz bize bunu söylüyor. Şu sure katiyen ifade ediyor ki
Küre-i arz hareket ve zelzelesinde vahiy ve ilhama mazhar olarak emir tahtında depreniyor. Bazen de titriyor. Yani bu hadise Cenab-ı Hakk'ın iradesinden uzakta değil. Manevi ve ehemmiyetli bir canipten şimdiki zelzele münasebetiyle 6-7 cüz'i suale karşı yine manevi ihtar yardımıyla cevapları kalbe geldi. Tafsilen yazmak kaç defa niyet ettimse de izin verilmedi. Yalnız icmalen, yani özetle kısacık yazılacak. Birinci sual. Bu büyük zelzelenin maddi musibetinden daha elim, manevi bir musibeti olarak şu zelzelenin devamından gelen korku ve meyusiyet, yani umutsuzluk, ekser halkın, ekser memlekette gece istirahatini selbederek dehşetli bir azap vermesi nedendir? Yani Cenab-ı Hak depremi yaratıyor ama bunun yanı sıra olan bir şey daha var. Sanki tabiri caizse, tırnak içinde kullanıyoruz bu ifadeyi tabi, insanları tam böyle avlanacakları zamanda avlıyor. Gündüz olsa, dışarıda olsak o deprem belki bizi o kadar korkutmayacak, o kadar sarsmayacak, o kadar insan ölmeyecek. Ama öyle bir yerde yakalıyor ki tam kıskıvrak. Yani kaçmanın, evet kaçmanın şeyi yok yani abi. Gece zaten ne olduğunu anlayamıyorsun. Uyandığında yani ne tepki vereceğini bilemiyorsun o anda. Tam o anda Cenab-ı Hak bizi yakalıyor. Bunda bir kastı mahsus seziliyor. Üstadım, bizim dikkatimiz çıktığı bu yani. Niye böyle oldu? Niye Cenab-ı Hak böyle bir anda bizi yakaladı? Biz onun kulları değil miyiz? Onun müminleri değil miyiz? Niye böyle oldu acaba? Yine manevi cevap. Şöyle denildi ki, Ramazan-ı Şerif'in teravih vaktinde kemal-i neşe ve sürurla sarhoşçasına gayet heveskerane şarkıları ve bazen kızların sesleriyle radyo ağzıyla bu mübarek merkezi İslamiyet'in her köşesinde cazibe darane işittirilmesi bu korku azabını netice verdi. Tamam. Bakınız, burada Bediüzzaman Hazretleri özellikle bir şeye dikkat çekiyor. Şair. Ne demek şair? İslam'ın işareti, bizim kimliğimizin kodları yani. Mesela bir memlekete geldiğiniz zaman ezanı duydunuz, aa burası Müslüman memleketiymiş. Minareyi gördünüz, burası Müslüman memleketiymiş dersiniz değil mi? Bu işte şair. Yani oranın kimliğinin kodlarını oluşturan şeyler. Şairin şöyle bir durumu vardır. Eğer şairler zarar görmezse bir memlekette, velev ki orada mesela diyelim ne oldu, bozulmalar oldu, sarsılmalar oldu, şu oldu, bu oldu, ümmet o şairler üstünden yeniden toparlanır. Mesela medreseler öyledir. Medreseleri elimizden aldılar, biz bak toparlanamıyoruz bir türlü. Yani İslam ilmini ve takvasını ve yaşayışını bir türlü aynı şekilde toplumda tutamıyoruz. Niye? Çünkü medrese onu tutan bir sistemdi. Medreseler yıkılmasaydı veya işte alfabemizin gitmesi de mesela bir, o da bir şairdir. Yani İslam harfleri ümmet için bir şairdir. Mesela onu yitirdik, bak geri gelemiyor o bilgi. O İslami eserlerle bağımızı hala tam sıhhatli kuramıyoruz. Giden geri gelmiyor. Cenab-ı Hak bireysel günahlarımızı, kişisel günahlarımızı, zaaflarımızı ya affediyor veya erteliyor veya örtüyor. Ama şairdeki gafletimizi affetmiyor. Şairde gösterdiğimiz gaflet Cenab-ı Hakk'ın tabiri caizse gayretullahına dokunuyor. Neden? Çünkü onlarda Cenab-ı Hakk'ın bize büyük ihsanı var. Düşünün mesela, evladınıza küçük bir iyilik yaptınız. Çocuk kıymetini bilmedi, çok önemsemezsiniz. Yani tamam, iyilik küçük zaten. Kıymetini bilmese de gözünüze gözükmez. Ama çok büyük bir şey yaptınız mesela. Ona rağmen size vefasızlık etti. O zaman dersiniz ki ya bu ne yaramaz adammış ya. Hani bunu yaptım, ona bile şöyle karşılık verdi. Bizim şairdeki hürmetsizliğimiz, onlardaki dikkatsizliğimiz. Cenab-ı Hak diyor mesela, Ramazan'ı verdim ben size diyor. Ya Ramazan. Her bir amelinizin sevabı bilmem kaç katına çıkıyor. 10 binler, 30 binler. Evet değil mi abi? Yani orada nasıl bir rahmet akıyorum ben size, kapılarımı açıyorum ben size.
Siz hala hürmetsizlik ediyorsunuz. Bu noktada Üstad Hazretleri şiare dikkatimizi çekiyor. Ha biz bugün iyi durumda mıyız ya? O günden üstadın dediği zamandan değil mi Serdar abi? Şimdi bugün 40 kere daha beter durumdayız yani. O hürmeti tutmada. Ben mesela kendi adıma söyleyeyim. Bu işte seçimdir, siyasettir, şudur budur daldık. Ben Recep'in geldiğini anlamadım mesela. Bak tuttuk mu tutamadık hürmetimizi yine Recep, Şaban, Ramazan şeyinden. Cenab-ı Hak da bize ne diyor? Buna dikkat edin. Asıl bu mevzuya dikkat edin diye dikkatimizi çekiyor. Ve şairlerde Cenab-ı Hak hassas olmamızı istiyor. İkinci sual. Niçin gavurların memleketlerinde bu semavi tokat başlarına gelmiyor? Çok güzel bir sual, çok ilginç bir sual gerçekten. Niçin gavurların memleketlerinde bu semavi tokat başlarına gelmiyor? Bu biçare Müslümanlara iniyor. El cevap, büyük hatalar ve cinayetler tehirle. Tehir ne demek? Ertelemek. Büyük hatalar ve cinayetler tehirle büyük merkezlerde ve küçük cinayetler tacille. Tacil ne demek? Acele ederek, öne çekerek, evet. Küçük merkezlerde verildiği gibi mühim bir hikmete binaen ehli küfrün cinayetlerinin kısmı azamı mahkeme-i kübra-i haşre tehir edilerek ehli imanın hataları kısmen bu dünyada cezası verilir. Hukuktan aşina olduğumuz bir şeyi söylüyorsa da Hazretleri, aramızda hukukçu da var mesela, küçük suçlar hemen cezası verilebilen, kısa dava süreçleri belki küçük mahkemelerde hemen değerlendirilen bir şeydir. Ama büyük suçlar bazen ta Anayasa Mahkemesi'ne gidiyor, işte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidiyor falan, uzun dava süreçleri ancak ondan sonra cezası kesinleşiyor. Hatta idam cezaları eskiden mesela meclisin onayı gerekirmiş. İdam cezası varken öyle hani idam mahkeme veriyor uygulanmıyor. Meclis de onay vermesi gerekiyormuş falan. Eskiden öyleymiş yani. E niye? Çünkü ceza ağır. Tabiri caizse bu yine tırnak içinde kullanılması gereken bir ifade. Çünkü Cenab-ı Hakk'a ümit nispet edilmez. Ama yaklaştırmak için fehmimize söylüyorum. Cenab-ı Hakk'ın bizden ümidi var. Biz müminlerden, Müslümanlardan ümidi var. Ne ümidi var? Biz ne kadar, evet, ne kadar günaha girersek girelim. Dönebilmeyi biliyoruz. Dönecek kodlara sahibiz. Elhamdülillah Müslüman anne babalardan yetiştik. İmanın özetle bile olsun dersini aldık. Bu bizim genlerimizde, ruhumuzda, kalbimizde işlenmiş bir vaziyette. Ama kafirin dönecek yeri yok. Kafir, Cenab-ı Hak deprem verse ben Müslüman olayım demiyor. Onun kendi kodları var. O yüzden Cenab-ı Hak dönebilme umudu daha çok olan bizleri daha çok tokatlıyor. Bir çoban kendi koyununa taş atar. Ne için? Dönüp gelsin diye, uçuruma gitmesin diye. Ama ötekilerden Cenab-ı Hak zaten, yani o gidiyor zaten gideceği yere. Onlara onu vermiyor, bize veriyor. Küfür, bir yerde Üstad Hazretleri'nin kurduğu bir cümledir. Zulüm devam etmez, küfür devam eder. Yani biz günahkarız, bu günahkarlık devam etmeyebilir. Dönebiliriz, tövbe edebiliriz, bunun kapısı açık. Ama küfür dönecek kodu olmadığı için eğer Allah bir hidayet verirse o ayrı. Ama dönecek yeri yok. Buradan şunu düşünmeyelim ya, Cenab-ı Hak onlara hiç musibet vermiyor. O da değil. Mesela düşünün arkadaşlar, 2. Dünya Savaşı, 1. Dünya Savaşı, Avrupa'nın kendi açtığı başına belalardır bunlar. Mesela 2. Dünya Savaşı'nda milyonlarca Avrupalı ölmüştür. Birbirlerinden. Evet değil mi abi? Ne kadar? 22 milyon insan birbirlerinden öldürmüşlerdir. Yani bütün insanlık tarihindeki savaşlardaki ölümleri toplasalar diyorlar, o savaş kadar etmez. Yani 2. Dünya Savaşı'nda çok ağır ölümler olmuştur yani. Evet, 1. Dünya Savaşı'nda herkes var mı abi? Onda da çok ölüm olmuş. Ama 2. Dünya Savaşı'nda biraz da tahrip gücü silahlar artmış ya abi. Onların tahribatı daha fazla. Yani onlara da Cenab-ı Hak ceza veriyor ama bizi daha çok kendine çekiyor. Ara ara musibetler vererek kendi dairesine doğru çağırıyor. Çünkü ümit edilen biziz yani, kendisinden ümitli olunan biziz. Üçüncü sual. Bazı eşhasın hatasından gelen bu musibet bir derece memlekette umumi şekle girmesinin sebebi nedir? Değil mi? Deprem de olsa, başka bir felaket de olsa nihayetinde bu
sınırlı sayıda insanın hatasının sonucu olmalı. Peki neden herkes bundan bir ceza aldı gibi oldu? Hatta yaşayanlar olarak biz hala değil mi? Telaşımızla, korkumuzla sanki bu ceza sürecinin içindeyiz. Oradaki insanlar hala oradaki telaşla o ceza sürecinin içinde. Üstad Hazretleri bir yerde savaşlar için şey diyor, Kur'an'daki bir ayeti de ifade ederek, alıntılayarak, çocukları ihtiyarlatan günler ifadesi var Kur'an'da. Harbi umumiyi gören ihtiyardır diyor. Şimdi düşünün, orada bu depremi gören çoğu çocuk artık eski halinden daha büyük. Oradaki insanları Cenab-ı Hak bu musibetle olgunlaştırdı. 20 yaşındaki adam artık orada 40 yaşında. 25 yaşında. 99 şimdi 23 yaşında. O şey, evet, yıl olarak öyle. Ama mesela musibetin tesiri olarak söylüyorum abi. Hani bazen olur ya, bir musibet yaşarsın, sabaha kalktın saçların beyaz olmuş. Ağarmış. Hani o şey tesiri, musibetin tesiri olarak yaşlanıyoruz. Onun gibi de Cenab-ı Hak musibetle olgunlaştırıyor insanları. Bu musibet bir derece memlekette umumi şekle girmesinin sebebi nedir? El cevap, umumi musibet ekseriyetin hatasından ileri gelmesi cihetiyle, yani ekseriyet ne demek? Çoğunluğun hatasından oluyor umumi musibet. Ekser nasın, yani insanların genelinin o zalim eşhasın harekatına fiilen veya iltizamen veya iltihaken, bak fiilen, iltizamen veya iltihaken taraftar olması manen iştirak eder, musibeti âmeye sebebiyet verir. Demek ki neymiş? Bir günahı işlemek sadece o günahı fiilen işlemekten ibaret değil ya. Taraftar olmak da bir şey. Dahil olmak, yani o sürece dahil olmak bir nevi. Hak vermek de bir şey mesela. Şimdi diyelim bir günah işleniyor herkese açık bir şekilde. Ona dur deme gücün var. Ama dur demiyorsan, bak sende de şey var. Hafiften oynamalar var. Veya işte sözle bile olsun. Veya en azından hani hadis-i şerif diyor ya, ya elle engel olun. Ya dille. Olmuyorsa da kalben. Evet, kalben buğz edin en azından. En azından bu yanlıştır diye imanınızı içinizde koruyun. O da en zayıf. En zayıfı da o. Onu bile koruyamıyorsak ne oluyor? Bizde kayma başlıyor. Asıl fay hattı kayması burada başlıyor. Depremdeki fay hattı kayması asıl buradaki fay hattı kaymasının sonucu. Yani ümmet, bu yanlıştır kardeşim, bunun böyle olmaması lazım, bunu değiştirmek lazım demediğinde ümmet kayıyor aslında. Hani o işte şeaire hürmetsizlik vesaire, bunlar da öyledir. Ümmetin fay hattı kaymaya başlıyor. Cenab-ı Hak ümmetin fay hattı kaydığı zaman karanın fay hattını kaydırıyor, bizi uyandırıyor. Sizde kayma var. Bakın o kaymayı, bu kaymayla size haber veriyorum. Dikkat edin. Evet. Bu çoğunluk ses çıkarmaya, böyle iltizamen ve fikre ona taraftar oluyor. Evet, evet, evet. Dolayısıyla çoğunluk kesmediyor. Evet. Yani %51'i geçiyor. %51'i geçiyor. Yani oysa ki azdı. Orada birileri mesela müdahale etse o yayılmayacaktı. Evet. Şey olmayacak ama yani bu toplumda şöyle bir şey de var. Yanlış, aman bana dokunmasın. Hayır, İslam ahlakında ve İslam Müslümanında böyle bir şey yok. Yani o hata orada kalmıyor. Bu günah orada kalmıyor. Hepimize sirayet ediyor. Lisanına dikkat edersin. Uygun üslubu ararsın, bulursun ama yine de şey yaparsın. Bak bu böyle değil. Bunu böyle yapmamak lazım diye. İfade edersin yani. En azından ifade edersin. Bu böyle olmamalı başka dersin. Başka bir şey de var. Buyurun abi. Buyurun abi. Televizyonda reyting yapıyorlar biliyorsunuz. Hı-hı. Biz taraftar olmadığımız şeyleri magazin programları gibi seyrettiğimiz zaman reyting yaptırıyoruz. Ya da fenomen medyada böyle bir şeyler çıkıyor. Hmm. Hayatları İslam'la alakası yok. Fakat bakıyoruz bizim çoğu çocuk onları peşinde seyrediyor. Reyting yapıyoruz. Taraftar olmadan taraftar oluyoruz. Tabii. Yani şey, değil zaman mi? Çok değişti. Tabii tabii, çok evet. Ayarlar hep kayda ver, evet. Dediğiniz gibi doğru. O da doğru, Aslan abinin söylediği. Yani evet, doğru değil diyoruz ama bir taraftan da gönlümüz meylediyor yani. Tık 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 izliyoruz, dinliyoruz falan. Bu da diyor bir ayar kayması. Çocukların izlemesine bile müdahale etmediğimiz için, değil mi? Yani
en azından elimizde, dilimizde çocuklara müdahale edebiliriz. Evet, evet. İşte bu fıkıh batın şeyi alanı. Yani benim ne suçum var Allah'ım, ben nerede yanlış yaptım? Bunu kendimize sormak fıkıh batın. Evet abi. Demek ki bizim de burada tam durmamız gereken yerlerde durmadığımız anlaşılıyor. Dördüncü sual. Vakit var değil mi? Ben konuşuyorum. Bak. Dördüncü sual. Madem bu zelzele musibeti hataların neticesi ve kefaret-i zünuptur, yani günahlara kefarettir, masumların ve hatasızların o musibet içinde yanması nedendir? Adetullah nasıl, adaletullah nasıl müsaade eder? Allah'ın adaleti nasıl müsaade eder? Ya masumlar da mağdur oluyor. Yine manevi canipten el cevap, bu mesele sırrı kadere taalluk ettiği için Risale-i Kader'e havale edip yalnız burada bu kadar denildi. وَاتَّقُوا فِتْنَةَ لَا تُس۪يبَنَّ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَصَّةً. Yani bir bela, bir musibetten çekininiz ki geldiği vakit yalnız zalimlere mahsus kalmayıp masumları da yakar. Cenab-ı Hak Kur'an'da söylüyor böyle olacağını. Bir bela, bir musibetten çekininiz ki geldiği vakit yalnız zalimlere mahsus kalmayıp masumları da yakar. Bu ayet hangi ayetmiş? Enfal suresinin 25. ayeti. Enfal suresinin 25. ayeti. Şu ayetin sırrı şudur ki bu dünya bir meydanı tecrübe ve imtihandır. Ve darı teklif ve mücahededir. İmtihan ve teklif iktiza ederler ki hakikatler perdeli kalıp ta müsabaka ve mücahede ile Ebu Bekirler alayilliğine çıksınlar ve Ebu Cehiller esfeli safiliğine girsinler. Eğer masumlar böyle musibetlerde sağlam kalsaydılar, Ebu Cehiller aynı Ebu Bekirler gibi teslim olup mücahede ile manevi terakki kapısı kapanacaktı ve sırrı teklif bozulacaktı. Yani Cenab-ı Hakk'ın dünyadaki yaratma gayeti bizi sınamak. Ama Müslümanlara ayrı bir fizik, kafirlere ayrı bir fizik uygulasaydı o zaman ne olurdu? Zaten ne yanlış ne doğru karşı konulamayacak bir şekilde ortaya çıkardı. O yüzden Cenab-ı Hak ortak bir alan tayin etmiş. Kim tarlasını ekse mahsulünü alıyor. Kim çalışsa karşılığını veriyor Allah. Kafir de oradan şey yapıyor. Ha bak. Galiba bende de bir hakikat var diyor. Acabaya düşüyor. Aslında o onun imtihan alanı. Yani ayrı bir fizik uygulamıyor Cenab-ı Hak. Ayrı bir kimya uygulamıyor. Ortak bir alanda oluyor her şey. O yüzden masumlar da o genel kanunların altında eziliyorlar. Madem mazlum zalim ile beraber musibete düşmek hikmeti ilahiyece lazım geliyor. Acaba o biçare mazlumların rahmet ve adaletten hisseleri nedir? Bu suale karşı cevaben denildi ki o musibetteki gazap ve hiddet içinde onlara bir rahmet cilvesi var. Allah. Çünkü o masumların fani malları onların hakkında sadaka olup baki bir mal hükmüne geçtiği gibi fani hayatları dahi bir baki hayatı kazandıracak derecede bir nevi şehadet hükmünde olarak nispeten az ve muvakkat bir meşakkat ve azaptan büyük ve daimi bir kazancı kazandıran bu zelzele onlar hakkında aynı gazap içinde bir rahmettir. Nedendi burada? Mesela günlük muamelemizde iki eşyadan birisini tercih ederken ne yapıyoruz? İşte bir araba var diyelim, dandik bir ürün. Bir araba var, alsan acayip randıman alırsın. Uzun yıllarda kullanırsın inşallah. Afiyetle. Diyoruz ki bak uzun olanı seçelim. O daha hayırlı. Çünkü Üstad Hazretleri bir yerde diyor ya, hayırlı olan iki şeyde gözükür. Bir, vücudilik. İki, külliyet. Yani büyük resimde ne doğru çıkıyorsa o hayırlıdır. Büyük resim hangisini destekliyorsa o hayırlıdır. Bir de daha vücudi olan daha hayırlıdır. Ben şimdi mesela cebimde 100 lira var. Onunla gidip baklava da alıp yiyebilirim. Veya o 100 lirayı depremzedelere de gönderebilirim. Hangisi daha varlıksa ya da vücudi, yeni tabir varlıksa, öteki vücudi. Bir açıdan baktığımı baklavayı yemek vücudi. Ay yiyorum, vücuduma şeker geliyor falan filan.
Ama öteki cennette benim baklavam olacak. Ve ebedi baklavam olacak. Ben ahirete bir şey gönderdiğim zaman ebediyen var olmasını seçiyorum onun. Bak hiçbir kaybım yok aslında. Ahirete gönderdiğim ne varsa onun sonsuzda beni bulmasını istiyorum ben aslında. Ameli salih odur. Biz sonsuzda bizi bulacak olan amellere ameli salih diyoruz. Sonsuzda bizi tekrar bulacak amellere biz ameli salih diyoruz. Buradan göndereceğiz, cennette bize ebedi dönecek o. Bunu nereden anlıyoruz? Mesela lezzetinden. Diyelim benim çok dar bir zamanım oldu. Mahmut abi bana o dar zamanımda lazım olan parayı verdi. Şimdi Mahmut abi de aynı parayla dünyevi bir iş yapsa onun lezzeti hemen giderdi. O işte aldığı anda belki kesilecekti. Tamam aldım bitti. Ama mesela aklına ne zaman gelse ya Ahmet kardeş çok dara düşmüştü ona o zaman şöyle bir yardım ettim. Ya, çok iyi bir şey yaptım ben falan. Bak ne zaman o olayı biz hatırlasak onun lezzeti içimizde yenileniyor. Yani o hayırın sonsuzda bizi bulacağını içimizdeki tesirinden de anlıyoruz. Çünkü yaptığımız iyilik hiç içimizden bizi terk etmiyor. Doğruyu yaptım. Bak hala lezzet ruhaniyesi bende. Bunu hissediyoruz yani. Onun bekasını hissediyoruz. Cenab-ı Hak da o depremzede kardeşlerimize inşallah giden mallarını cennette vermek üzere aldı. İade etmek üzere aldı ve bakileştirmek ve belki de kat kat arttırmak üzere aldı. İnşallah. Son bir soru var. Onu da birazını okuyayım isterseniz. Beşinci sual. Ya da tamamını okuyayım. Altıncı suale geçmeyelim. Beşinci sual. Adil ve rahim, kadir ve hakim neden hususi hatalara hususi ceza vermeyip koca bir unsuru musallat eder? Bu hal cemali rahmetine ve şumulu kudretine nasıl muvafık düşer? Adil ve rahim, kadir ve hakim neden hususi hatalara hususi ceza vermeyip, yani hata hususiydi, onun bireysel. Bireyseldi, ona hususi bir ceza verseydi, neden koca bir unsuru, yani bak Anadolu kıtası ya da kara parçası 3 metre kaymış diyorlar. Bütün dünya bundan bahsediyor. Evet. Ya niye böyle büyük bir şey yaptı ya? Gönderseydi hususi cezasını, öyle olsaydı. Bu hal cemali rahmetine ve şumulu kudretine nasıl muvafık düşer? El cevap, Kadir-i Zülcelal her bir unsura çok vazifeler vermiş ve her bir vazifede çok neticeler verdiriyor. Bir unsurun bir tek vazifesinde bir tek neticesi çirkin ve şer ve musibet olsa da sair güzel neticeler bu neticeyi de güzel hükmüne getirir. Eğer bu tek çirkin netice vücuda gelmemek için insana karşı hiddete gelmiş o unsur o vazifeden men edilse o vakit o güzel neticelere adedince hayırlar terk edilir ve lüzumlu bir hayrı yapmamak şer olması haysiyetiyle o hayırlar adedince şerler yapılır. Ta bir tek şer gelmesin gibi gayet çirkin ve hilaf-ı hikmet ve hilaf-ı hakikat bir kusurdur. Kudret ve hikmet ve hakikat kusurdan münezzehtirler. Kudret ve hikmet ve hakikat kusurdan münezzehtirler. Madem bir kısım hatalar unsurları ve arzı hiddete getirecek derecede bir şumullü isyandır ve çok mahlukatın hukukuna bir tahkirli tecavüzdür. Evet de o cinayetin fevkalade çirkinliğini göstermek için koca bir unsura külli vazifesi içinde onları terbiye et diye emir verilmesi aynı hikmettir, adalettir ve mazlumlara aynı rahmettir. Bu cevapta Üstad Hazretleri iki şeye dikkatimizi çekti. Bir, o deprem sadece ceza değil, onun dünyanın dengesinde de bir fonksiyonu var. Biz farklı, evet, farklı vazifeleri var. İşte başta söyledik ya abi, fıkh-ı zahir, fıkh-ı ekber. Evet, fıkh-ı ekberde onun bir şeyi var. Bize de bir mesajı var. Ama fıkh-ı zahirde de diyelim, onun jeolojide de bir vazifesi var. Yani orada da bir fonksiyon görüyor. Cenab-ı Hak sadece bizi onunla cezalandırmak için yapmıyor. Kenan Demirtaş Hoca anlatmıştı bir keresinde. Ben bunu başka bir yerde okumadım, ondan duydum.
Bu diyor Kur'an'daki Ad, Semud, işte Medyen, bu ahaliler aslında birbirlerince soyca akrabalarmış. İşte mesela işte Semud diyelim, tam onları bilemiyorum ama Semud Ad'ın torunları. Hani onların soyundan geliyorlar. Atıyorum Medyen'de Ad'ın torunları, onların soyundan geliyorlar. Şimdi onlar önce bir yerde dalaleti sapıyorlar, Cenab-ı Hak onlara deprem veriyor. Bu sefer işte onlardan sağ kalanlar, az bir miktar, gidiyorlar başka bir yere, göç ediyorlar, orada çoğalıyorlar. Bu sefer diyor ki Cenab-ı Hak, kayalardan evler oydular. Bak depremi yaşadılar ya, ders çıkarıyorlar, bu deprem bizi mahvetti. Kayalardan evler oyuyorlar, Cenab-ı Hak bu sefer bir fırtına gibi bir şey gönderiyor, evlerin içinden söküp atıyor onları. Sonra o musibetten kurtuluyor, başka bir yere gidiyor. Bu sefer başka bir mimari, başka bir şey. Cenab-ı Hak ayetlerde bunlara o yüzden dikkat çekiyor yani. Bu sefer de kudret ne diyor abi? Kudret, hikmet, kudret. Şurada kudret ve hikmet ve hakikat kusurdan münezzehtirler. Kudret. Evet. Kusurdan münezzeh. Ya. Evet, kaçarı yok abi. Kaçarı yok. Kaçarı yok. Yani şimdi biz mesela deprem diyoruz ama eğer biz yapsaydık mesela. Yani burada şunu söylemiyoruz, o eksik yapan, yanlış yapan bu adamların suçu yok demiyoruz. Bu adamlar da mutlaka cezasını çekmeli. Fıkıh zahirde onlar sorumlu şeriat karşısında. Ama velev ki biz öyle bir mimari geliştirdik ki abi, deprem istediği kadar sallasın, 10.5 sallasın, 11.5 sallasın, hiçbir şey olmuyor. Cenab-ı Hak eğer bizi layık görüyorsa musibete başka bir şey verir. Salgını vermedi mi? Salgını hangi şey durdurur? Demir durdurur, beton durdurur. Bir geldi Çin'den, hepimizi aldı götürdü. Bütün dünya. Yani bu anlamda Cenab-ı Hak onu hareket ettirdi mi? Duruşu yok. Dünya etkili. Evet. Dünya bunlar sus diyor. Evet abi. Yani orada mesela çok kuvvetli binalar oluşturuyorlar ama evet. Buna rağmen belay oluyor. Hatta en son Lut kavmini herhalde gök taşıyla, Kenan abi öyle diyordu. Yani onu yapıyorlar olmuyor, bunu yapıyorlar olmuyor. En son böyle daha değişik bir şey yapıyorlar. Yani manevi sıkıntı var, onu izah edeceklerine maddi olarak çözümler üretiyorlar. Evet. Kudrete karşı koymak istiyorlar. Evet. Tabii. Şimdi biz de mesela hep böyle ana haber bültenlerinde fay hattıdır, işte demiri eksik koymuşlar, betonu şöyle yapmışlar. Bunları konuşuyoruz. Evet, konuşalım da bunlar düzelsin. Ama bunlar bizi Allah'ın azabından hiç kurtarmaz ki. Yani Cenab-ı Hak azap verecek olduktan sonra başka bir şeklini icat eder, yine aradan bize vurdurur yani. Bu tarafına da bakmak lazım. Jeolojisine bakıyoruz, teolojisine de bakmamız lazım. Bir ona dikkatimiz çekiyor. Bir de ikinci bir şey, Cenab-ı Hak bize celalini nasıl okutturacak? Şimdi küçük harfler, mesela bir metinde küçük harfler şey diye anlaşılır, normal konuşma. Bir cümle büyük harfle yazıyorsa buna şey derler, hani bağırma. Bağırıyormuş gibi veya daha güçlü söylüyormuş gibi. Bazen metinlerde olur, çocuk kitaplarında özellikle böyle tasarımlar çok yapılır. Normal metin akıyor, içinde bir yeri şey yapmışlar böyle, daha büyük, kırmızı font. Böyle daha değişik bir şekilde yazmışlar. Ne yapıyor orada? Burada başka bir şey oluyor. Dikkat et ey okuyucu. Değil mi? İşte Cenab-ı Hak da eğer hususi hatalara, hususi musibet, hususi hatalara, hususi musibet gitseydi biz Cenab-ı Hakk'ın celalini nasıl bilecektik? Büyük harflerle yazıyor ki ondan ibret alalım. Yani korkalım. Korkmamız da gereken şeyler var. Kenan abinin yine şey tarifi, celal diyor korkutucu güzellik. Yine güzellik ama korkutucu. Yani küçük harfler gelmiyor değil, bize bireysel şeyler geliyor. Evet. Kaza oluyor, hastalık oluyor, başka bir şeyler mi? Umumi olarak bir musibet. O başka. Tabii, değil mi abi? Şey. Daha da başka tesir ediyor. Evet. Evet aynen öyle abi. Yani Cenab-ı Hak celalini de, cemalini göstermek istediği kadar celalini de göstermek istiyor. Celalini de böyle vesilelerle gösteriyor. Mesela şeytanlara gök taşlarını gönderiyor. Üstad Hazretleri diyor ya, hani azametini gösteriyor orada. Ben gücüm yeter, sizin şeytanlarınıza gök taşlarını atarım. Evet. Onunla ifade ediyor yani. Pekala, daha devam etmeyelim. Sualler devam ediyor. Hatta burada Serdar abinin çok sevdiği suale geldik ama ona devam edemedik. Fay hattının bir hakikati var mıdır diye. Oraya girmeyelim. Oruç suresi ya. Neymiş?
uzatmayalım. Var mıymış en azından bir cümle var orada. Onu söyleyin en azından. Buyurun abi. Var mıymış diye bir cümle var orada. O cümle yok. Ha, o zaman diye. Suali okuyayım o zaman da. Kısa da bir cevap ha. Var başında. Altıncı sual. Zelzele küre yarısı içinde inkılabat-ı madeniyenin neticesi olduğunu ehli gaflet inşa edip adeta tesadüfi ve tabii ve maksatsız bir hadise nazarıyla bakarlar. Yani bugün abi baktığımız zaman 24 saat boyunca evet. Bunda herkes. Aynı o, evet. Aynı yani o oluyor. Şurada, bayrakta böyle oldu. Şöyle başka bir şey yok. Evet. Bunu diyorlar işte. Evet abi, bu hadisenin manevi esbabını ve neticelerini görmüyorlar. Yani ayette diyor ya, ben ilham ettim, o da size üzerinde ne yaptığınızı anlatıyor. Bu kısmına bakmıyorlar. Yok. Ta ki intibaha gelsinler, uyanmasınlar. Bunların istinad ettiği maddenin bir hakikati var mıdır? Bunlar işte burası. Orada bir cümle gelecek abi, orayı da. Peki abi. El cevap, dalaletten başka hiçbir hakikati yoktur. Çünkü her sene 50 milyondan ziyade münakkaş, muntazam gömlekleri giyen ve değiştiren küre-i arzın üstünde binler envağın bir tek nevi olan, mesela sinek taifesinden hadsiz efradından bir tek ferdin, yüzer azasından bir tek uzvu olan kanadının kast ve irade ve meşiyet ve hikmet cilvesine mazhariyeti ve ona lakayt kalmaması ve başıboş bırakmaması gösteriyor ki, değil hadsiz zişurun beşi ve anası ve merci ve hamisi olan koca küre-i arzın ehemmiyetli efal ve ahvali, belki hiçbir şeyi, cüz'i olsun, külli olsun, irade ve ihtiyar ve kast-ı ilahi haricinde olamaz. İrade ve ihtiyar ve kast-ı ilahi haricinde olamaz. Fakat kadir-i mutlak, hikmetinin muktezasıyla zahir esbabı tasarrufatına perde ediyor. Zelzeleyi irade ettiği vakit, bazen bir madeni harekete emredip ateşlendiriyor. Haydi madeni inkılabat dahi olsa yine emir ve hikmeti ilahi yolu başka türlü olamaz. Mesela bir adam bir tüfekle birisini vurdu. Vuran adama hiç bakılmasa yalnız fişekteki barutun ateş alması noktasına hasr nazar edip biçare maktulün büsbütün hukukunu zayi etmek ne derece belahet ve divaneliktir. Aynen öyle de Kadir-i Zülcelal'i musahhar bir memuru, belki bir gemisi, bir tayyaresi olan küre-i arzın içinde bulunan ve hikmet ve irade ile iddihar edilen bir bombayı ehli gaflet ve tuğyanı uyandırmak için ateşlendir diye olan Ebn-i Rabbani'yi unutmak ve tabiata sapmak hamakatin en eşneğidir diyor Üstad Hazretleri. Metin devam ediyor arkadaşlar. Okuduğumuz yer 14. sözün zeyliydi. Okumak lazım bu zamanda ihtiyaç, tekrarlamak lazım ki durduğumuz yeri hatırlayalım. Biz böyle mevzularda durduğumuz yer burası. Ne diyelim? Tekrar bir dua olarak Cenab-ı Hak ya Rabbi o musibette vefat edenlere ya Rabbi rahmet eyle, kerem eyle, onların cennetteki faziletlerini yükselt. O musibetten sağ kalanların ya Rabbi imtihanlarını kolay kıl. Onlar üzerinden bize süren imtihanımızı kolay kıl. Ya Rabbi bize güç kuvvet ver. Ya Rabbi azabından rahmetine sığınıyoruz. Ya Rabbi celalinden cemaline sığınıyoruz. Bizi ağır imtihanlara uğratma, biz dayanamayız ya Rabbi. Sultana sultanlık, gedaya gedalık yaraşır. Ettiğimiz gedalıklardan senin sultanlığına sığındık ya Rabbi. Kusurlarımızı, hatalarımızı bağışla. İşimizi musibetlere bırakma ya Rabbi. Bizi rahmetinle terbiye ile ya Rabbi. Ya Rabbi ya Erhamer Rahimin, bu musibetten de almamız gereken dersleri Alem İslam'ın her köşesinde her birimiz birey olarak her dairede almamız gereken dersleri almayı nasip eyle. Amin. O dersleri alarak inşallah İslam'ın saadeti külliyesine ulaşmayı cümlemize görmeyi nasip eyle. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahru davahumun elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.